Herkes selam canlar, bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Şu sıralar çekirdek içeriğim kalmadığı için ben de yeni bir seriye başlama kararı aldım. Bu serimizde arkadaşlar oyundan kaldırılan özelliklere bakacağız. Like atarsanız, bu seriyi severseniz kesinlikle ikinci bölümü gelir, üçüncü bölümü, hatta abi komple bir kanal serisi haline getiririz. Bunu da bu arada o yüzden aldım. Yani Ekim'den olduğu için muhtemelen bir şey demeyecektir o da arkadaşlar. Dediğim gibi bu video 600'den gelirse bu serinin yeni bölümü gelecektir arkadaşlar. Eğer bu videoda en az bir 800'den gelirse arkadaşlar oyundan kaldırılması gereken özelliklere bakarız. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bakalım oyundan kaldırılan 20 özellik neymiş? O zaman hep beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu seriyi gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Yani gelebilecek özellikten sonra gidecek özelliklere bakmak birazcık tuhaf olacak ama her neyse, ilk olarak arkadaşlar ilk oyundan kaldırılan özelliğimiz alaşağı modu. Bu oyun modu arkadaşlar kaldırılı çok fazla olmadı. Bir sene falan oldu abi. Yani 1,5 sene falan olmuştur en fazla. Kaldırılı çok fazla olmadı. Yani aralarınızdan belki %50'si falan bu oyun modu hatırlıyordur. Bu oyun modunun arkadaşlar en ortada bir tane boss vardı. Herkes 1v1'di abi. Bu boss'a en fazla damage veren kazanıyordu arkadaşlar. Yani 1v1 oyun moduydu. Bu oyun modunu arkadaşlar geçici olarak kaldırdıklarını söylediler. Onun yanında arkadaşlar bir de yalnız yıldız modu vardı. Bu da alaşağı modu gibi 1v1 modlar arkadaşlar. Yani 3v3 modlar, soygun, ödülü falan her gün 1v1 gidip geliyor ya. Bunlar da gidip geliyordu işte günde abi. Bu oyun modunda da arkadaşlar aynı ödülü gibi. Ödülü onun mantığı, fakat herkes tekti arkadaşlar. Aynı tek hesaplaşma gibi. Ondan sonra etrafta arkadaşlar yıldız, ortada bir tane yıldız vardı. Birbirinizi öldükçe arkadaşlar yıldız kazanıyordunuz. Ödülü bu mantığı, fakat dediğim gibi herkes tekti. Bu oyun modu arkadaşlar ilk günler çok fazla sevildi, bayağı oynandı, fakat daha sonradan en az girilen oyun modları oldu. Herkes bu oyun modundan tiksinen ve bu yüzden kaldırdılar. Sırada arkadaşlar iksirler var. İksirler bayağı önceden kaldırılmıştı zaten. Oyun globale çıkmadan önce arkadaşlar bu iksirler vardı. İksirlerin amacı arkadaşlar ben çok fazla bilmiyorum ama sanırım karakterlerimizi güçlendirebiliyorduk arkadaşlar. Kutulardan çıkan iksirlerle bilmiyorum çok fazla ama sanırım karakterlerimiz güçlendirme yarıyordu. Sırada arkadaşlar Present Plunder diye bir oyun modu var. Türkçesi hediye talanı diye bir oyun modu oluyor. Bu da arkadaşlar bir sene önce gelen oyun modu ve muhtemelen Aralık ayında gelecek güncellemede bu oyun modu arkadaşlar geçici olarak geri gelecek. Bu oyun modunda arkadaşlar ben bu oyun modu hiç sevmiyordum abi. Çok iğrenç bir moddu bence ama sevenler vardır belki. Birazcık arkadaşlar savaş topu taktiğiydi arkadaşlar. Her iki tarafın base'i oluyordu ve karşı tarafın arkadaşlar hediye kutusunu kendi base'inize atmaya çalışıyordunuz. Daha sonra arkadaşlar yere mesela hediye düşerse arkadaşlar o hediye base sahnesine kayboluyordu. Ondan sonra geri getirmeniz falan gerekiyordu. Sırada arkadaşlar yenilenmiş bir soygun kasası var. Bu soygun kasası arkadaşlar eskiden bu şekilde daha siyah bir şekildeydi ve kasaya vurdukça arkadaşlar kasanın içindeki elmaslar gözüküyordu diye biliyorum ben abi. İçerisi gördüğünüz gibi daha mor, fakat biliyorsun ki oyundaki elmaslarımızın rengi mor değil. Onları remodel getirince de bu kasaya da remodel getirilmiş oldular. Sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi kutulardan sonra bu şekilde bir şey çıkıyordu. Yani reklam izleyerek kutulardan aldığınız ödülleri arkadaşlar arttırabiliyordunuz. Bu oyuna globale çıkmadan önce var zaten. Karakterlerin ikonlarına bakarsanız anlarsınız. Orada etkinlik bileti var arkadaşlar. Oraya birazdan geleceğiz ama gördüğünüz gibi arkadaşlar oraya reklam izleyerek ödülleri sanırım ikiye katlayabiliyordunuz. Bonus sistemlerin bilmiyorum ama sanırım güç puanlarını falan arkadaşlar ikiye katlamak için reklam izleyebiliyordunuz arkadaşlar. Bu özelliği kaldırmaların nedeni arkadaşlar bu özellik Supercell'in adını lekeleyebilirdi. Bayağı kazan elde ederlerdi arkadaşlar ama kaldırmaları bence de iyi olmuş diye düşünüyorum. Sırada arkadaşlar bu özelliğimiz var. Bu özelliğimiz yine bayağı eski bir özellik. Gördüğünüz gibi sağlık, saldırı ve süper yani ulti özelliklerini kendiniz güçlendirebiliyordunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ve yani istediğiniz istatistikleri kendiniz oluşturabiliyordunuz. Mesela Spike'ın sağlığı az diyorsan sağlığını abanıyordun. Damage'ini arttırmak istiyorsan damage'ini abanıyordun. Ultisini arttırmak istiyorsan ultisini abanıyordun ama arkadaşlar bu işte oyunda bayağı fazla karışıklık yaratabilirdi. İşte mesela karşı rakipte bir tane Spike var. Spike'ın kaçıncı level olduğunu işte bilemiyorsun abi. Hani bu yüzden bu özelliği kaldırmaları daha iyi olmuş. Şimdi arkadaşlar hepsini tek tek yükseltmektense bir tıkla abi bütün özellikleri hepsini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence bu şekilde hepsini tek tek yapmaları daha iyi olmuş ama bu da birazcık bizim kararımıza bağlı olduğu için iyi olabilir. Sırada arkadaşlar Queen Booster var. Bu özellik yine dediğim gibi zaten anlayacağınız üzere arkadaşlar bayağı eski bir özellik. Biliyorsun ki arkadaşlar şu anda oyunda jeton katlayıcı var. Bu da aynı o şekilde bir özellik. Altınlarınızı ikiye katlayan bir özellikti. Bu özelliği arkadaşlar neden kaldırdılar bilmiyorum. Ama kaldırmaları iyi olmuş bence abi. Altını ikiye katlasak da şu anda tabii altını satın alınan kostümler geldi ama kaldırdılar.
kaldırılması iyi mi olmuş kötü mü olmuş bilmiyorum arkadaşlar. Eskiden altınlar işte bayağı değerli olduğu için abi bu şekilde altınları katlayabiliyordunuz. Sırada arkadaşlar savaş topu var. Savaş topu maplerinde önceden kalenin arkasında doğuyordunuz arkadaşlar. Bu birinci. İkinci olarak ise abi bu daha yeni geldi. Yani oyun globale çıkmadan önce bu özellik vardı abi. Hatta oyun ilk güncellemesinde bu özellik değiştirildi. Eskiden arkadaşlar topun kalenin içine tamamen girmesi gerekiyordu. Bu özelliklerin hepsini kaldırdılar ve günümüzdeki savaş topunu getirdiler. Sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi spor dribble var. Bu kostüm arkadaşlar arşive mi gönderdiler, tamamen mi kaldırdılar bilmiyorum ama yıldız puanıyla satın alınan spor dribble geldikten sonra bu kostümün 80 elmas hiçbir değeri kalmadı. Onun haricinde mağara adamı Frank var. Bu da arkadaşlar oyunun arşive kaldırdığı kostümler arasında yer alıyor. Frank'in şu anda bir tanecik kostümü kaldı abi. O da DJ Frank'te. Bunu şu anda arşive kaldırdılar. Daha sonrasında arşive kaldırılan diğer bu kostüm arkadaşlar Tekli Brock. Brock'un bayağı kostümü vardı. Kaldırılması bence de iyi olmuş. Bu Brock kostüm arkadaşı sizde var mı ya da diğer kostümler var mı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Çünkü bunlar bir daha dükkana gelmeyecek. Diğeri ise arkadaşlar Ice Mike 150 elmas değerinde olan Ice Mike'de kaldırıldı arkadaşlar. Şu anda dükkanda satılmıyor. Yani arkadaşlar bu kostümlere sahip olanlar sahip oldu. Olamayanlar da artık olamayacak. Sıradaki özelliğimiz arkadaşlar etkinlik biletleri. Bu özellik de dediğim gibi kaldırıldı. Çok fazla olmadı. Brock eskerlikten sonra arkadaşlar Supercell etkinlik biletlerini kaldırdı. Yani bu etkinlik biletlerini muhtemelen %90 ihtimalle biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hiç oyuna pes geldikten sonra indirseniz bile en azından bir adını falan duymuşsunuz ya da görüntüsünü görmüşsünüzdür. Bunlarla arkadaşlar boss savaşlarına girebiliyordunuz. Daha sonra abi bu etkinlik biletleri de değiştirerek artık ondan sadece 100 jetona kadar kazanabiliyorsunuz. Eskiden 500-600 jeton kazanabiliyordunuz. Sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi joystick modumuz var. Burada arkadaşlar eski Brawl Stars'a eskiden şu anki kontroller yoktu. Şu anda hareket etme tuşu, işte saldırı tuşu, ulti tuşu falan var. Fakat arkadaşlar eskiden yürümek için bir yere basmanız gerekiyordu. Yani o bir yere tıklıyordun abi. Oraya otomatik olarak gidiyordu. Fakat abi bu özellikleri işte kendiniz değiştirebiliyordunuz. Joystick mode diye bir şey var sanırım. Yani joystick mode diyor. Kontrol modu pardon ben yanlış dedim. Ben arkadaşlar oyunu o zamandan beri oynamıyorum ama oyun ilk çıktığından beri oynuyorum. Fakat betadan önce oynamadığım için arkadaşlar betadakini oynamadım için bu özellikleri çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi hareket etmek şu ankinden daha farklıydı abi. Bir yere dokunuyordun, karakter otomatikman oraya gidiyordu. Dedikten sonra arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna girelim. Gerçekten bayağı güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Daha fazla bu serinin devam etmesini istiyorsanız kesinlikle like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yanına çıkan videolara gidip diğer video gülüpsiniz. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Fighting forever, no surrender, it's forever, you know, yo, this fight forever, no surrender.